seyirciler, Saadet Partisi Eğitim Başkanı Salih Berber bir basın toplantısı düzenleyerek geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'in açıklamalarını utanç verici olarak nitelendirdi. Berber, Peres'in mecliste yaptığı konuşmaya tepkisiz kalan muhalefete de sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret eden İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'in ziyaretine tepki gösteren Saadet Partisi Eğitim Başkanı Salih Berber, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in devlet başkanının mecliste yaptığı konuşma utanç günüdür diye konuştu. Terörist bir oluşum olan İsrail'in başkanı Şimon Peres ilk kez bir Müslüman ülkenin meclisine geldi, meclisine girdi ve orada diğer Müslüman ülkeleri hedef alan bir konuşma yaptı. Ve sadece bu konuşmayı yapmakla kalmadı, maalesef girişinde ve çıkışında ayakta alkışlandı. Bu acı gerçeği halkımızdan, milletimizden gizleyebilmek içinse Mahmut Abbas kupa olarak kullanıldı. Evet, bu Türk milleti ve devleti tarihinde unutulmayan bir gün olarak yer alacaktır ve bu utanç günüdür. Berber muhalefete de yüklenerek Peres'in mecliste yaptığı konuşmaya tepki göstermemeleri nedeniyle muhalefeti eleştirdi. Bizi üzen bir nokta daha var. Diyelim ki bu eli kanlı teröristi davet edenler bunu sorma cesaretini, basiretini gösteremediler. Bu insanlar afsunlanmışlar, narkozlanmışlar. Ama her ağzını açtığında vatan bölünmez, millet bölünmez diyenlere ne oldu? Cumhuriyetçiyiz, emperyalizme karşıyız diyenlere ne oldu? Onlar ne yaptılar bu teröristin gelişi karşısında? Onlar ne yaptılar bu terörist ve ülkemizde emelleri olan ülkenin temsilcisi başkanının konuşması karşısında? Ki o geldiğinden bu yana hep komşu ülkelerimizi, özellikle İran'ı tehdit eder konuşmalar yaptı. Mecliste de aynı konuşmayı tekrar etti. Evet, hepsine diyoruz ki heyhat, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dış seyahatleri de değerlendiren Salih Berber, bu temaslar Türkiye'nin de içinde bulunduğu 22 ülkenin parçalanmasını öngören BOB projesinin gereğidir diye konuştu. Sayın Başbakan'ın Amerika'ya gidip Bush'la görüşmesi, hemen arkasından Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olan İtalyan Başbakanı ile görüşmesi ve arkasından Peres'in Türkiye'ye gelmesi. Bu arada Fransa, Almanya ve İngiltere başkanlarının toplantılar yapıp her birisinin söylemlerinde İran'a karşı yapılacak operasyonda Amerika'nın yanındayız beyanlarını vermeleri şunu gösteriyor ki maalesef ülkemizde bölmeyi hedefleyen Büyük Orta Doğu Projesi şu anda yürürlüktedir ve devam ediyor. Değerli ilçe halkımızın ve milletimizin hislerine tercüman olmak anlamında şunu diyoruz ki hangi görüşte olursa olsun milletimiz bu gidişatı tasvip etmemektedir. Bu millet devletini, Cezayir'i en son tanıyan, İsrail'i ise en ilk tanıyan Müslüman ülke olma sıkıntı ve rezaletine sokanları unutmadığı gibi şu anda da eli kanlı terörist İsrail başkanının gelip ilk kez bir Müslüman meclisinde konuşmasını da ve bunu konuşturanları da buna sessiz kalanları da unutmayacaktır ve gereken cevabı verecektir.